Değerli misafirler, gayrimenkul sektöründe yeniliklerin öncüsü Dumanka İnşaat'ın çalışma şekilleri ve çalışan beklentilerini dikkate alarak home office konseptiyle hayata geçirdiği Flex Office Bahçeşehir'in lansman toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, İstanbul'un gözde yaşam alanlarından Bahçeşehir'de yeni nesil bir çalışma ortamı sunan proje ile ilgili detayları aktarmak üzere sözü Dumanka İnşaat Genel Müdürü Sayın Abdullah Yazıcı'ya bırakıyorum. Değerli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size burada Dumankaya'nın yeni bir projesini tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle ben kendimi bir tanıştırayım. Dumankaya İnşaat Genel Müdürü Abdullah Yazıcı. Bugün sizlere bilgileri aktarmaya çalışacağım. Dumankaya özellikle Anadolu yakasında Kurtköy, Kartal, Ataşehir bölgesinde ciddi projeler yaptıktan sonra 2010 yılında Bahçeşehir bölgesine ilk modern projesiyle beraber geçiş yaptı. Arkasından modern collection ve high fit projelerinden sonra bu modernin son ürünü olan Kurtköy, Bahçeşehir Flex Office'i sizlerle paylaşacağız. Bu projemizin lokasyonuna bakacak olursak, özellikle Kanal İstanbul'a olan 6,5 kilometrelik yakınlığı, 3. hava alanına olan yakınlığı ve özellikle yatırımcının oturmuş olan bu bölgeyi tercih etmesinden dolayı biz de bu bölgede yatırımcıya ve çalışacak olan insanlara bir farklı bir proje sunmak istedik. Projemize bakacak olursak, projemiz özellikle yatayda çizgilerin birbiriyle kesişmesiyle oluşan ve bunların gün ışığıyla yüzeyden yansıyarak doğal tekstürlü bir yüzeyin oluştuğu, yataydaki bu balkonları bitkilendirerek buraların birer peyzaj elemanı haline geldiği ve daha sonra da zemindeki peyzajı bu sayede binanın cephelerine taşıyabildiğimiz bir proje olarak sunuyoruz. Projemizde stüdyo 1+1, 2+1, toplamda da 321 adet ofisten oluşmakta. Projemizin aslındaki mantığı yeni iş ve yeni nesil insanlara hitap edecek. Özellikle sadece bir bilgisayarını alıp bir ofise gelip direkt çalışmasına imkan verecek bir mantıkla bunu hazırlamaya çalıştık. Dolayısıyla kendisinin sekreteryasının direkt karşılandığı, işte arşivleme işlemlerinin yapıldığı, bütün doğalgaz, elektrik, su gibi hiçbir şeyi takip etmek zorunda kalmadığı, sadece işine odaklandığı ve direkt bilgisayarını koyarak ofis olarak kullanabileceği bir ofis projesi geliştirdik. Burada hizmetlerin farklı görselleri var. Yine bu projede iş yaşamı içerisinde ya da ofis yaşamı içerisinde sıkılan insanların çıkabilecekleri açık hava terasları, burada günün yoğunluğunu veya stresini atabilecekleri alanlar oluşturduk. Bunlarla ilgili farklı görsellerimiz var. Aynı zamanda da yine ofiste çalışırken projenin altındaki mağazalara ve alışveriş noktalarına giderek buradan çok rahatlıkla alışverişini yapabileceği alanlar oluşturduk. Bunlara açık çarşılar, açık çarşı ve kafe alanları dedik. Aynı zamanda yine projemizin içerisinde 32. katta roof restaurant dediğimiz, ofisteki insanların 32. kata çıkıp burada ihtiyaçlarını giderebileceği çok özel bir restoran hazırladık. Aslında bizim bu ofislerimizi isterseniz ev olarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz
iş yeri olarak kullanabiliyorsunuz ve bu ev ve iş yeri kullanımını da istediğiniz zaman içerisindeki modüler mobilyalarla, değişebilen mobilyalarla kendi içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Aslında bizim tüketici burada sunduğumuz şey bu. Yani diyoruz isterseniz burayı siz ev olarak kullanın, isterseniz ofis olarak kullanın ve biraz daha ötesine giderek isterseniz buraları kiralayıp çok ciddi gelir elde edebilirsiniz diyoruz. Yani bizim bu ofislerimizde özellikle geri dönüşüm hızları gerçekten çok iyi konut sektörüne göre. Ofiste işte 16 yılda 20 yıl arasında bahsedilen bu geri dönüşümleri bizim buradaki insanlara sunmuş olduğumuz fiyat avantajıyla 10 yıla kadar biz bu süreyi geri çekebildik. Bu da gerçekten şu anda konut sektöründe çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Kirala kazandan aslında biz bunu bahsediyoruz. Siz yani satın almış olduğunuz bir ofisi dolayısıyla 10 yılda kiracısıyla beraber mülk olarak edinebilme imkanını size biz burada sunuyoruz. Çalış ofis olarak çalıştığında kazanılan bir yer, oturarak da kazanım yapılabilen bir yer. Ve şöyle söylüyoruz, kazanan her durumda sen ol diyoruz. Biraz da buradaki ofislerimizin metrekarelerini bahsetmek istersek, metrekarelerimiz stüdyolar 38 ile 47 metrekare arasında bütün projenin %28'ini oluşturuyor. 1 artı 1'ler 62 ile 85 metrekare arasında %31'ini oluşturuyor. 2 artı 1'ler 88 ile 147 metrekare arasında toplamda projenin %40'ını oluşturuyor. Bu başlangıç fiyatı olarak bakacak olursak burada da stüdyolar 119 bin TL'den, 1 artı 1'ler 164 bin TL'den, 2 artı 1'ler de 240 bin TL'den başlayan fiyatlarla bunu tüketicimize sunuyoruz. Yani dolayısıyla biraz önce de bahsetmiş olduğum bir stüdyoyu 119 bin liraya almış olduğunuz bir stüdyonun biz buradaki yapmış olduğumuz araştırmada aylık 1000 liraya kiraya verebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok yani basit bir matematikle 10 yılda geri dönüşümünün geri kazanımını buradaki tablodan da göstermiş oluyoruz. Dumankaya Flex tabii ki sadece mimarisiyle değil aynı zamanda işte içerisine bizim katmış olduğumuz bu anlayışla da bölgeye çok ciddi bir değer katacağını düşünüyoruz. Ve en son olarak şeyi söylüyoruz, kafası karışık olanlara zekice bir çözüm diyoruz. Sizi de daha fazla yormak istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın yazıcıya teşekkür ediyoruz. Şimdi de hep birlikte projenin tanıtım filmini izleyeceğiz. Bahçeşehir'in tek home office projesinde Dumankaya Flex Office Bahçeşehir'de ister kirala kazan, ister çalış kazan, ister otur kazan. 119 bin liradan başlayan lansman fiyatlarıyla her durumda kazanan sen ol. Yine Dumankaya'dan. Sözü şimdi de proje ile ilgili bilgileri paylaşmak üzere Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dumankaya'ya bırakıyorum. Yönetim Kurulu üyesi Ayla Dumankaya'ya bıraksan daha iyi olacak. Değerli basın mensupları, hatırlarsınız bundan önceki basın toplantısında çok zorlu hava koşullarıyla karşı karşıyaydık. Bugün de görüyorum ki hepinizin ikinci toplantısı. Çok yoğun programınızda olmasına rağmen hepinizi burada görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Bugün burada Flex Office'in tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Abdullah Bey'in de anlattığı üzere Flex Office, Modern Vadi, Modern Collection ve Hifit'ten sonraki 3. kule, 32 kattan ve 321 üniteden oluşan 100 milyon değerinde proje yatırım bedeli vardır. Dumankaya olarak her zaman tüketici beklentilerini izleyip ona göre projeler geliştiriyoruz. Bahçeşehir Flex Office'te bunlardan bir tanesi. Değişen günümüz çalışma koşulları nedeniyle evde çalışan sayısı her geçen gün artmakta. Biz de buradan yola çıkarak Flex Office konseptini geliştirdik. Artık pek çok şirket merkezlerini binaları sadece toplantı ve sosyalleşme alanları olarak kurdukları için
mekanı olarak kullanıp evden çalışma düzenine geçiyorlar. Biz de buradan yola çıkarak ev ofis konseptini hayata geçirdik. Bu konsept çok yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Gerçekten çok çalıştık, çok tartıştık ama uzun süren mesailer sonucunda gerçekten doğru bir konsept oluşturduğumuzu inanıyorum. Çünkü bu kadar hızlı ve bu kadar kesin sonuç alacağımızı gerçekten düşünmemiştik. Açıkçası ben düşünmemiştim. Şöyle ki karşınızda projenin %60'ını satıp oturup lansman yapmak gerçekten çok güzel bir duyguymuş. İnşallah Allah bunu her zaman bize nasip eder. Bütün proje lansmanlarımız inşallah bu rahatlıkta ve bu başarıda geçmiş olur. Dumankaya olarak her zaman bir adım önde olmak gayesiyle yola çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu böyle devam edecek. Ben bu duygu düşüncelerle tekrar hepinize hoş geldin diyor. Sözü sevgili abim Uğur Bey'e bırakıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Abdullah Bey ve Ayla Hanım'a teşekkür ediyorum. Sizler de buraya geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben genel anlamda bu projeden öte biz gerçi genelde rakamlarımızı çok şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz sizlerle. Bu projede de paylaşmak istiyoruz. Bu projede satışlar 160 adet satış oldu öncesinde. Bunun hatta şunu da vereyim. %38'i Dumanka Finansman, %33'ü banka kredi, %29'u da peşin olarak satıldı. Bu projenin %55'i yurt dışına satıldı. 50 tanesi de bir blok halinde, 50 değil mi Soner? 50 tanesi blok halinde bir satış oldu. Kendi kitlemize ve hedef kitleye ilk defa şu anda çıkıyoruz. Pardon, bir şey mi oldu? Dumankaya olarak ilk 3 aya baktığımızda ise ilk 3 ayda Dumankaya nasıl bir performans çizdi? Baktığımızda ise nerede var ya şey? İlk 3 ay şeyimiz. Dumankaya pardon. Şöyle. Bizim ilk 3 ay satışlarımızın şeyi neredeydi o? Yani yaklaşık olarak ilk 3 ayda 106 milyon, ben öyle hatırlıyorum, 106 milyonluk bir satış var. Ocak, Şubat, Mart aylarında. Bunun %64'ü Avrupa yakası, %36'sı Anadolu yakası. Geçen seneye göre, geçen sene ilk 3 ayına göre daha başarılı geçen bir şey var. %19 artmış geçen seneye göre. Gerçi biz geçen sene bizim açımızdan çok başarılı bir sene değildi. Yani geçen sene %19 artması biraz istatistikte oynayıp sanki geçen sene büyüdük gibi anlamı olabilir. Ama geçen seneye göre %19 arttı. Biz daha önce size bütün basın toplantılarında her şeyi şeffaf olarak vereceğiz demiştik. Yani bütün rakamlarımızı. Birbiriyle de daha önceki beyanlarımıza da bakılabilir. 2015 yılındaki tüm satışlarımızın içerisindeki yurt dışı satışları %32. Yani yurt dışı satışlarıyla sektör ivmeli bir şekilde gidiyor. Bu dönemde biraz güvensizlik ortamının aşağı döndüğü dönemlerde firmaların 50 yıllık tecrübeye sahip olan, piyasanın sesini dinleyen, markalı konut yapabilen, güvenilirliği olan ve tüketici nezdinde segmenti daha dar bir segmentten seçim yapma noktası oluştuğu zaman bu firmalar da karı ikinci plana bakıp satış amaçlı ürünler ortaya koyduğu zaman da bu tarz başarılar elde edilebiliyor. Bu başarılar çok yüksek fiyatlarla satılan, çok yüksek kar marjları olan değil, düşük kar marjıyla satış şeyle yapılan noktadır. Tüketici de bu noktada hangi dönem olursa olsun bunu affetmiyor. Yani güzel bir şekilde alıyor. Satışlarımızın da başarılı olma sebeplerinden biri de aslında açıkçası bu. Vallahi eğer bir soru varsa alalım yani ben devam ederim ama şimdi... Siz de soru sorun isterseniz. Ama zaten siz çok uzun bir toplantı trafiğinden geldiniz. Konuşma üstadı Mustafa Denizli varmış. Şimdi ondan sonra biz burada çok sönük kalırız. Onun için fazla konuşturmadan. Tabii. Şeyim mi? Flex'in tamam vereyim. Bu bölge hızlıca değerleniyor, gelişiyor. Bu bölgenin biz bugün de değil de yarınla hitap edecek şekilde hedefler var. Demin Ayla Hanım veya Abdullah Bey'in anlattığı gibi içinde çok farklı fonksiyonlar var. Ve bu fonksiyonları işin
kadar değer verdiğimiz Duman Köprüsü olan bir firmamız var. Bunun içinde ücretler, her türlü şeyler, bunlar. Uygun fiyatlarla çıkıp sonra da yukarı koyduğumuz bir politikamız var. Bunu da tüketici gayet iyi biliyor. Hepsi birbirine psikolojik şeyinden dolayı oluşuyor. Yoksa bir şey çok yüksek konumlandırıp çok yüksek fiyat satmak bu dönem. O da bu fiyatlardan başlamıştı. Yaklaşık olarak. Öyle değil mi sonra? Evet. 3750 ortalamayla IFIT. Bu proje ticari imarlı değil herhalde değil mi? Home office. Hayır, %1 home office. Peki, home office olarak işleyeceksiniz. Biraz onu açar mısınız? Her katında sekreter olacak, nasıl bir sistem işleyecek? Tabii, yani bunun çözülmüş modelleri var. Çok güzel bir şekilde çözülmüş modelleri var. Bunun arkasında asistan hizmetleri var. Call center gelmeyecek şekilde çözmen gerekiyor. Bir yandan da oluşturmuş olan sinerjiyle beraber maliyette düşecek stratejiler olması gerekiyor. Bu da kendi içimizde, dışarıda yaptığımız şeylerle bunlarla beraber olacak. Yani insanların evini toplantı odası hizmeti alabilecek. Bu bütün 300 tanesinin olup bir belirli bir ücret mukabilinde. Modellerimizin projelerini kullanmak istiyoruz. Bunların altyapını yapacakların hepsini inşallah yapacağız. İsmail Bey buyurun. Uğur Bey, ilk 3 ay sonuçlarını açıkladınız. Geriye kalan 9 ay içinizle ilgili akıbeti konusunda bilgi verebilir misiniz? Tabii bizim Fikirtepe'de 1 milyar değerinde Gebze'de 1 milyar değerinde bir projemiz var. Beyaz Yakalı'nın yaşadığı ve Gebze bölgesinin insanların ihtiyacı olan, yani büyük markalı gruplara ihtiyacı olan Kofak çözülmüş, Münferi'den çözülmüş gibi birçok şey var. Biz burada kendi kendine yeten insanların Beyaz Yakalı'nın şehre gitmesini engel yurt dışı insanların da belirli bölümü, özellikle yola veya otellere gibi, burası yeni köprüyle beraber nerede? Bu projedeki çok detay açıklamak istemiyorum çünkü bu lansmanımızı gölgelemesin diye Sevin Hanım gözlerini açmış bana bakıyor. Yani hani odak noktasından uzaklaşmayalım diye. Yani biz mevcut projemizi devam ettirip diğer projelerimizde gidiyoruz. Belki sormazsanız söyleyeyim. Şeffaf olduğumuz için biraz gecikiyoruz inşaatlarda. Bu bizim Halkalı'da veya şey bölgelerinde 3 ay, 4 ay, 2 ay, bazen 6 ay. Bizim sistematik problemlerimizden dolayı, işte bir takım şeyler, yani bizden dolayı oluşan bir problem var. Bununla ilgili bu mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz. Bu noktada hataların farkındayız. Bundan dolayı da Abdullah Bey, yeni genel müdürümüz, aslında zaten bizle çalışıyordu. Bir aylık, bir senelik bir ara vermiştik. Hatalarımızdan ders aldık. Hatta şunu söyleyebilirim. GFK ile yaptırdığımız marka araştırmasında en son Süper Brand'te süper marka seçildik. GFK ile yapılanda İstanbul'daki en beğenilen marka seçildi. 7 seneden beri yapıyorduk. Ama buna rağmen kendimizi zirvede değil, tam anlamıyla organizasyonumuzu tekrardan yenilememiz gerektiğine inandık. Bir takım böyle de problemlerimiz oldu. Dumankaya 52 senelik bir tecrübesi var. Bu markanın tekrardan daha iyi noktaya gelebilmesi, organizasyonun bunu bir vesile olarak görüyoruz. İnşallah bunu da çözeceğiz. Yani her şey fes pembe değil. Yani bir takım eksikler ve şeyler de var. Basın toplantında böyle konuşuyor mu kimse ya? Ha? Konuşmuyor değil mi? Evet, yani... Ama ben şimdi sizin bildiğinizi, bizim bildiğimizi bir şeye gidip de yapmıyorum. Yani bununla ilgili eksikler, hatalar, şeyler var. Ama bizim bunu değiştirmek için bir çabamız var. Bakın markada en üste çıktık biz. Yani bilinirlikte değil, bilinirlikte 2 ve 3 çıkıyoruz ama beğeni de 1. çıktık. Ama şunu biliyoruz ki biz bu hatalara devam edip görmezsek, bugünkü noktada hiçbir şey yapmazsak cepten yiyip 2 sene sonra şeye düşeceğiz. Ve bundan gerekli dersi de aldık. Bununla ilgili uğraşıyoruz ama bununla ilgili uğraşmak hemen Sihirli Dernek'te de şey çözülmüyor. Bununla ilgili de süreçlerimizde, şeyimizde bir takım eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bunu düzelteceğiz, daha iyi noktaya getireceğiz. Çünkü biz bu işi gerçekten severek yapıyoruz, inanarak yapıyoruz. Ne devlete, hiç kimseye sırtımızı bağlamadık. Kendi gücümüzle, Allah'a ve müşterimize ve çalışanlarımıza yaparak gidiyoruz. Yani hiç bir ihale falan da kazandığımız yok, bir şey de yaptığımız yok. Bir tane sadece babamın 91 milletvekilinden ve 27 senede bir kere şey yaptık. Herhangi bir şeyimiz yok. İşimizi düzgün yapacağız. Sizlerin karşısına her zaman alnımız ak çıkacağız.
Allah'ın izniyle. Çıkmaya çalışacağız. Çıkamasak da hata yaptık diyeceğiz. Rakamlarla ilgili de her şeyi şeffaf bir şekilde söylüyoruz. Şu kadar sattık, bu kadar satamadık. Şurada hedefe ulaştık, burada ulaşamadık diye diyoruz. Kazandırma şeyi diyoruz. Mesela Halkalı'da geç kaldık. Halkalı'ya şöyle söyledik arkadaşlara. Kirayı veriyoruz. İsteyenin dairesini de iade alıyoruz. Hatta iade alırken de şöyle iade alıyoruz. Banka kredisine bana değil de banka kredisine yatırmışın gibi alın diyoruz. İade olan veren oldu mu ya? Yani bir tanesi şeyden dolayı galiba, değil mi? Ya söylenmez bunu ya. Kendi kişisel sebeplerinden. Ben dolayı yani yok yani vermedi. Çünkü ciddi anlamda kazandırdığımızı da biliyoruz. Ama bu şu anlama gelmez. Biz kazandırdık ve şey yaptık anlamına da gelmez. Hani kazandırdık kardeşim sen de yap anlamına gelmez. Ve işin de %100 arkasındayız. 5 sene geçse de 10 sene geçse de en ufak bir işin arkasındayız. Burada kamuoyunu deklar ediyoruz eğer şey olmazsa. Hatice Hanım'a devamlı bir şeyler geliyor. Tapu mapu falan filan şunlarla bunlarla ilgili bir şeyler yolluyor bize arkadaşlar. Buyurun siz bir şey soracaksınız, sorabilirsiniz. Yani hazır bu konu açılmışken gecikmeler yaşanıyor dediniz. Niye yaşandığını sormayacağım da yani sebebi çözüldü mü en azından bundan sonraki projeler de zamanında teslim olacak mı? Diyelim. İşte ya birkaç projemizde daha şey yaptık. Yani erteleme şeyi yaptık, mix'te yaptık, ritimde yaptık ama sorunu çözeceğiz Allah'ın izniyle. Uğraşıyoruz. Yani bu bizim kendi açım. Ben bizim şirketi de bu arada çok iyi organize bir firma olarak biliyordum ama bir takım eksiklikler olduğunu, biraz kendine fazla güvenmiş olmanın getirmiş olduğu bilmem şunlar olduğunu, sistemlerimizin denetim sistemlerimizin çok daha iyi olması gerektiğini gördük. Tabii ki bunu çözeceğiz Allah'ın. Çünkü biz bu sektörün her zaman bugünün de değil de yarında da olmak istiyoruz. Öncü de olmak istiyoruz. Yani kötü örnek hiç olmadık bugüne kadar. Bundan sonra da olmayacağız Allah'ın izniyle. Ama insanlar anlık sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ama anlık sıkıntı yaşaması, onlar haklılar. Bazı da bu konulara şey yapmak isteyenler de var ama bunu biliyorsunuz. İnsan içinde bir %5, 2-3'lük bir yani bunu kullanmaya çalışanlar, şey yapmaya çalışanlar da olabiliyor. Onu da normal karşılıyoruz. Ama inşallah bu konuları aşıp geçip gideceğiz inşallah. Çünkü geçmişte biz erken teslimler de yapmıştık, zamanında da yapmıştık. Şimdi de yapacağız ama bakalım. Buyurun. Of amma soru var ha. Merhabalar. Uğur Bey, Emlak Haberi'nden Kadir Özel ben. Şimdi Bahçeşehir Flexi projesinde bu Bahçeşehir metrosu geldikten sonra mı böyle bir proje olgunlaştı? Yoksa böyle bir proje Bahçeşehir'de gerçekten ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz için mi böyle bir projeye düşündünüz? Ve artı Bahçeşehir bölgesinde bu tip projeleriniz devam edecekler mi? Bahçeşehir bölgesinde bu son projemiz. Yani bitiyor. Evet yani burada metronun gelmesi, işte Kanal İstanbul'un gelmesi, Mehmet Canı Tatlı çok güzel anlatıyor. Şey, oranın spor bilmem bir şeyin oluşması falan bir farklı birçok faktörün birleşmesiyle beraber böyle bir projenin ihtiyaç olduğunu gördük. Tabii onun da katkısı oldu. Ama biz o bölgede de çok fazla konut yaptık. Başarılar elde ettik Allah'ın izniyle. Biz bir kere şundan taviz vermiyoruz. Kente kimlik katan yaşam alanını kazandırmak. Mimarisine çok önem veriyoruz. O bölgenin bugünle değil de o bölgenin yarına hitap ediyoruz. Yani insanlarda bir ufuk açsın, bilmem bir şey oluştursun. Gerekirse maliyeti daha fazla olsun önemli. Çünkü bizim misyonumuz kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak. Çünkü biz kente bir takım, ya şimdi ben tekrar stand-up diyorlar, stand-up'a döndürmeyeyim yani. Bir konferanslarda şey yapıyoruz. O şekilde, buyurun şey, İsmail Bey. Arif Bey. Tamam. Birincisi İsmail'in soru, ikinci kısmı şey kaldı. 2015 hedefleriniz ne kadar ulaşmayı düşünüyorsunuz? Onu hatırlatmak istedim. İkincisi kaçtı sonra 2015? Peşin satışların hepsi yabancılardan mı? Yabancılar mı aldı peşin satışları? Yok. Onu da merak ediyorum. Hayır, yok. Yani tüketici de fırsat olunca para ortaya çıkıyor yani var. Onu anladık. Yani
Zannederim 600 milyon değil mi hedefimiz? 585-600 milyon civarında bir hedefimiz var. 2013 sonunu tekrar dönmüş oluyorsunuz. O zaman öyleydi. Evet ama başaramamıştık. Evet inşallah. Ama inşallah yani. 600 milyon yıl sonu. Uğur Bey hayırlı olsun. 2010'dan başladınız. 2017 sonuna kadar devam edecek. Biz 2 saat önceki lansmanda Emlak Konut'un da işaret ettiği Bahçekent bölgesinde farklı projelerin de görülebileceği ve ilk etapta 20 bin nüfusa çıkacak olan bir bölgeden söz ediliyoruz. Herkes oraya gelirken siz oradan çıkma niyetindesiniz. Yok çıkma niyetinde değiliz. Yani niyetindesiniz dedim. Yani. Araziniz olmadığı için devamı gelecek mi ihalelere girerek. Bahçekent'in diğer ihalelerine katılma niyetiniz olabilir mi? Buradaki performansınızı dikkate alarak onu soracağım izninizle. Son ihaledeki rakamları görünce evet. Yani çok uçuk rakamlar. Yani o rakam ihale iptal edildi. Öyleymiş. Yani o rakamlarla yani evet. Nasıl olur yani? Dev planını burada uygulayacak mısınız? Onu merak ediyorum. Bir de efendim Mix'te bir tecrübe yaşadınız. 21 Mart'ta gerçekleşemeyen ticarilerde. Evet, ona benzer bir mesela talep artışı olursa ihale yolu bir şeyiniz olacak mı? Orada Mix'teki ticarilerin şeyini biz yani bir tanıtım yaptık ama böyle inanılmaz bir şey oluşturmadık. Biz Mix'te bir kere emlak gayrimenkulle beraber hareket ediyor. Zaten ihale etmemiz gerekiyor bir şey yapmak için, etmek için. Biz Mix bölgesindeki ticarilerle ilgili yanına da metro geliyor. Yani biz orayı yani kiralayıp satmak veya bir blok halinde satmak gibi stratejimiz zaten var. Yani o bu şekilde devam ediyor. Yani Mix'le ilgili öyle bir yer, o bölgenin yüzük taşı tam ortasında kalmış. Bütün yatırımlar onun etrafında şekilleniyor. Ve bitmek üzere. Yani oranın kiralamasını çok daha ön plana alıp o şekilde satmayı düşünüyoruz. D planı yok burada. Uğur Bey merhaba. Şeffaflıktan bahsettiniz. Her şeye geçer, hatıralar kalır. Şeffaflıktan bahsettiniz evet, ya, evet. Her şeye geçer, hatıralar kalır hayatta. Siz geçmiş yıllarda Dumankaya ailesi olarak iyi şeyler yaptınız. Biz sizi öyle hatırlıyoruz. Umarım bundan sonra da öyle olur. İnşallah. Benim sorum, yani bugüne kadar bütün reklamlarınıza bakıyorum ben. Reklam filmlerinize, işte mesajlarınıza baktığımda genelde böyle hani şey yapıyorsunuz. İşte biraz önce Denizli Hoca vardı, işte başkaları oluyor vesaire. Hep böyle bir sanatçı vesaire. Siz TOKİ'den bir ihale aldığınız zaman mı böyle bir sanatçı oynatacaksınız? Yani herhangi bir, sizin dostunuz, arkadaşınız da var bir sürü tanıdık. Böyle bir düşünceniz var mı? Ya da siz oynar mısınız kendi şeyinizde? Yok ya ben. Bizde öyle bir şey yok. Bizde öyle bir yetenek yani yine yok böyle ya. Şey çizgi olarak mı devam edecek? Onu iyi yapan var gerçekten şeyimiz, sektörümüzde var onu. Zaten onun yanında biz şey kalırız. Bu iş her işi iyi yapanlar yapması gerekiyor. Biz Dumankaya olarak yani biz kişilerden öte markayı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim stratejimiz bu şekilde. Herkesin farklı stratejisi var ve saygı duyuyorum gerçekten. Ya o şekilde yabancı çıkan şeyler de var. Ha biz bu şu anlama gelmez. Biz projemizde bir herhangi bir ünlü oynatmayacağız anlamına gelmez. Ben kendimizle ilgili olan söyledim. Olabilir. Yani bizim şimdi o projenin boyutu da ilintili. Çünkü belirli bir maliyeti var. Sonra onun film maliyeti var. Bir de reklam maliyeti var. Yani boyutun içerisinde tutuyor. Biz buna bakarız yani. Rasyonel davranırız. Ve bu da eğer tüketici nezdinde o kişiyle şey uyum sağlayabiliyorsa neden olmasın? Olabilir. Ama bugüne kadar yapmadık ama. Ama görüşürsün. Ya bir projeyle ilgili görüşüyoruz. Çok pahalı ya. Kafam yatmıyor benim ya. He? Evet var. Var. Onlarla konuşmadık ya. Onlarla arkadaşlık ilişkimiz var. Evet. Bundan sonra gördüğüm kadarıyla Fikirtepe olsun, Sancaktepe, işte Gebze'den söz ettiniz. Avrupa yakasına dönük herkes bu tarafa doğru yöneliyor ama. Tabii. Avrupa yakası çok önemli. Ve biz bakıyoruz. Yani birkaç görüştüklerimiz var. Abdullah Beyler şey yapıyor. Yani Avrupa yakası bizim hiçbir zaman bırakmayacağımız, bırakmayı düşünmediğimiz bir yer. İstanbul'da bir proje yapılırsa yani Avrupa yakası
nüfusun zaten %60'ı mı? 65'i mi? Avrupa yakasında yaşıyor zaten yani. Evet, bravo. Yani yabancı nedense bizim Anadolu yakasına, bizim diyorum çünkü ben oralarda doğdum büyüdüm, Anadolu yakasına bir türlü şey yapmıyor. Hep Avrupa yakası. Ama biz Anadolu yakası, Bağdat Caddesi bizim orada. Ben Galatasaray'ım ama Fenerbahçe bizim orada. Yani adalar bizim orada falan. Yani aslında Avrupa yakası da güzel ama daha henüz yabancı, özellikle Arap turist nezdinde şey yok. Yani Avrupa yakası, Anadolu yakası pek şey yok. Ama Fikirtepe yabancıya hitap edebilir. Çünkü tam eski İstanbul'a çok yakın her şeyde. Onunla ilgili düşünebilir. Evet, bugün uzun bir gündü sizin için. Herhalde soru daha yok. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.